Herkese merhabalar. Tonguç'um bugün seninle birlikte çok güzel bir konuşacağız. Deyimler ve atasözlerini öğrenmek istiyor musun? Evet hocam istiyorum. Harikasın. Zaten bunları 5'te 6'da çok güzel bir şekilde görmüştük. Şimdi 7'den 8'e kampımıza da LGS'de karşımıza çıkacak bir konu mutlaka soruyorlar. O yüzden LGS'de de çok değerli olduğu için bu konuyu güzel güzel öğreneceğiz. Ama sana çok güzel bir sürprizim var. Bayılırım hocam. Ben de sürprizleri çok seviyorum Tonguç'um. Bugün seninle birlikte 7'den 8'e hazırlık kampımızda video izlemeden önce biliyorsun ödevlerimizi veriyoruz. Ödevimiz 7'den 8'e Türkçe kitabımızdan test 1-3 arasını çözmemiz gerekiyor. Şimdi sürprizimizi söylüyorum biliyorsun çok güzel ödevler Ödev çözüyor. güzel olur mu Tabii hocam? Tabii ki ödevin güzel olmaz. Bu ödevler sayesinde biz LGS'de başarılı olacağız. Hem de bu ödevlerimizi çözerken biliyorsun 7'den 8 hazırlık kitabımız var. Bu 7'den 8 hazırlık sesinin içinde yeni nesil matematik kitabı ve programımız var. İşte sen ödevini şimdi 7'den 8 hazırlık kitabına yapacaksın. Bu kitabı aktif ettiğinde sana 1 GB internet Yaşasın. Düşüyor. Çok güzel bir hediye. Gerçekten ben de çok sevinçliyim. Bu hediyeyi sen istediğin gibi istediğin operatörde kullanabilirsin. Yapman gereken burada kare okutarak tat uygulamasından bu telefonu aktif etmek. Sonra seni birkaç yere yönlendiriyor. Oradaki işlemleri de yaptığında sana 1 GB internet hediyesi geliyor. Bu sürprizimiz. Şimdi o zaman arkamıza yaslanalım. Koltuklara dik olma Aynen dediğin gibi. Hemen dersimize başlayalım. Uçuşa geçiyoruz. Deyimler ve atasözlerini LGS açısından mükemmel bir şekilde öğreniyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar deyimler ve atasözleri deyince esasında şunu unutmamamız lazım ki bunlar bizim günlük hayatımızda dilimizde çok kullandığımız sözler. Damlaya damlaya görülür. Harikası mesela damlaya damlaya görülür dedin. Çok güzel söyledin evladım. Damlaya damlaya görülür mesela bir atasözü. Niye? Çünkü bir öğüt bildiriyor. Bir e, cümle halinde ve bir öğüt bildiriyor. Ama mesela kulak misafiri olmak, gözden düşmek, göze gelmek, gözüne girmek, dil dökmek, ağızdan çıkanı kulağa duymamak, çenesi düşmek, burun kıvırmak kulak kabartmak. Bunlar ise deyim. Bunlar cümle değil. Bunları değiştirebiliyoruz. Yani bazen cümle halinde olan deyimler de var. İşte yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi. Yağmurdan kaçarken doluya tutulum diyebiliyorsun. Ama bu deyimler kişiden kişiye çekimlenebiliyor zaten. Yani anlattıklarınıza kulak misafiri oldum. Aa o onun gözünden düşmüş veya gözünden düşmemelisin gibi ifadelerle bunları değiştirebiliyoruz. Çekimleyebiliyoruz. Ama atasözleri dokunulmazlığa sahip. Hiçbir şekilde değiştirilemiyor. Mesela Damlaya damlaya deniz olur diyebilir miyiz evladım? Hayır hocam diyemeyiz. Diyemeyiz. Damlaya damla göl öyle kalması lazım. Taşıma su ile değirmen dönmez mesela ya da yuvarlanan taş yosun tutmaz. Bunların hiçbir kelimesini, hiçbir sözcüğünü değiştiremeyiz. İşleyen demir ışıldar. Hayır, yuvarlanan taş yosun tutmaz. İşleyen demir ışıldar değil evladım bak bunu karıştırma. Güzel bir soru sordun. Birçok öğrenci yuvarlanan taş yosun tutmaz evladım. İşte işleyen, az önce senin söylediğin gibi işleyen demir ışıldar, çalışan kazanır gibi ifade zanneder. Halbuki yuvarlanan taş yosun tutmaz farklı bir anlamdır. Yani yuvarlanan taş e, sürekli iş değiştiren insan yosun tutmaz. Yani bir işte başarı olamaz. Yani biz bir işte sabit kalmamız. Mesela ben şu anda öğretmenim. İşte bazen öğretmenlik yapsam, bazen işte e, emlakçılık yapsam, bazen e, pazarda başka bir işle uğraşsam, bazen e, ticaretle uğraşsam, böyle farklı farklı işler yapsam işimde tam anlamıyla başarılı olamam, yosun tutmam. Ama hep öğretmenlikte odaklanırsam, öğretmenlikle alakalı kendimi geliştirirsem yosun tutarım, iyi olur manasında. Dolayısıyla bu atasözümüzün anlamı farklı. Tebrik ediyorum, güzel bir şey hatırlattın bana. Su akar yolunu bulur, su küçüğün, söz büyüğün, taşıma söyle değirmen demez. Bunlar hep belli bir inanışı, belli bir yargıyı bildiren değerli atasözlerimiz. Bunları söyleyen belli değil zaten atasözü. Ama zaten söyleyeni belli olursa ne oluyor? Söyleyeni belli olmayan atasözü oluyor hocam. Hayır söyleyeni belli olan atasözü olmuyor. Söyleyeni belli olursa onlara biz öz değiş diyoruz. Yani o zaman vecizi oluyor. Söyleyeni belli olmuş oluyor. Şimdi kulak misafiri olmak mesela bir şekilde e, istemeden yani bir şekilde duymuş olmak ama kulak kabartmak dikkatli dinlemek anlamına geliyor. Bak, kulak kabartmak ve kulak misafiri olmak arasında fark var. Saçını süpürge etmek deyince aklına ne geliyor adam? Annemin evde temizlik yapması geliyor aklıma hocam. Annenin evde temizlik yapması değil evladım. Annelerimiz bizim için gerçekten saçını süpürge ediyor. Bizim için her şeylerini feda ediyorlar. Bizleri çok seviyorlar. Onların haklarını ödeyemeyiz. Buradan bütün annelerimizi e, sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. E, annelerimizin elini öpüyoruz. Ancak saçını süpürge etmekten kastı e, temizlikle alakalı senin söylediğin gibi değil. Yani annelerimizin ya da sevdiklerimizin sevdiklerine karşı gösterdikleri çok büyük emeğe diyoruz biz. Yani çok uğraşı, çok büyük gayret göstermeyi saçını süpürge etmek diyebiliriz. Göze gelmek, nazara gelmek yani böyle nazar demesi. Aa işte çok başarılıydı ama göze geldi, nazar değil deriz. Burun kıvırmak nedir evladım? Sağ avuç içiyle burun kıvırmak demek hocam. Hayır ne alakası var sağ avuç içimizde elimizde burnumuzu kıvırmak? Öyle olunca ne oluyor? Sağ avuç içiyle burnunu kırdığın zaman ne oluyor? Bir şey olmuyor. Burada burun, burun kırmak beğenmemek anlamına geliyor. Yani. Üf, beğenmedim ...işte hiç de güzel değilmiş anlamına geliyor. Burun koruyor yani hiçbir şeyi beğenmiyor. Hiçbir şeyi e, olumlu şeyler söylemiyor anlamında. Ağızdan çıkanı kulağa duymamakta ...insanın söylediklerine dikkat etmeden... E, ...patavatsızca her şeyi söylemesi kötü bir şey bu da. Yine çenes düşmek, çok konuşmak... ...dil dökmek de bir kişiyi bir konuda ikna etmek için... ...çaba sarf etmek anlamında kullanabiliyoruz. Şimdi... ...mesela el tutmak... ...burada bir mecazlı anlam var. Şimdi deyimler kelime grubu veya cümle şekli olabiliyorlar. İçi içine sığmamak dediğimizde... ...burada gördüğün gibi evladım kelime grubu şeklinde. Ama iğne atsan yere düşmez nasıl olmuş? Cümle gibi olmuş. Aynen cümle gibi olmuş. Ama biz buna atasözü diyemeyiz. Çünkü iğne atsan yere düşmüyordu. İğne atsan yere düşmeyecek bir yer dedik. İğne atsan yere düşmezdi diye çekimleyebiliyoruz. Bu zaten bir inanışı, bir öğütü bildirmiyor. Bu normal e, kalabalığı anlatıyor. İğne atsan yere düşmez. O kadar kalabalık yani insanlar o kadar sıkışı tıkış yani. Deyimler aynı zamanda aynı atasözlerimiz gibi kalıplaşmıştır. Ee, asla kelimelerini değiştiremeyiz. Ayıkla pirincin taşını diyebiliriz ama ayıkla bulgurun taşını diyemeyiz evladım. Hani böyle annelerimiz pilav yapmadan önce böyle pirincin içerisinde böyle siyah taşlar bulurlar. Onlar ayıklamaya çalışırlar. Bu da bir işin zorluğu anlamına geliyor. Dolayısıyla biz zor bir şeyle karşılaştığımız zaman ayıkla pirincin taşını diyoruz evladım. Şimdi el üstünde tutmak ne olabilir sence evladım? Jimnastik yapanlar el üstünde durabiliyor hocam anlamı. Hayır ne alakası var jimnastikle? Tabii ki jimnastikle böyle el üstünde tutuyorlar ama burada onu böyle çok korumak, kollamak, ona çok değer vermek anlamında kullandığımız bir şey. Sen hep gerçek anlamına gidiyorsun ama gerçekten bir insan elini tutuyorsan da ne demektir? Ona çok değer veriyorsun demektir. Bu da yine mecaz anlamlı bir e, deyim. <laughs> herhalde. Süt dökmüş kedi olmaktan kediler süt döktüğü zaman Suçlu olduğunu bilerek böyle ee, mahzun bakarlar yani. İşte biz de bir hata yaptığımızda süt dökmüş kedi gibi ee, ne olur bizi affet tarzında bir bakış atarız. İşte deyimler genellikle mecaz anlamlıdır. Kulak kabartmak dediğimiz ya da göz gezdirmek dediğimizde gözümüzü alıp gezdirmiyoruz. Bunlarda hep bir mecaz anlam var. Deyimler bir kavramı ya da durumu anlatmak için kullanılır ve deyimler ders vermez. da tutmak deyince bir ders almayız ya da içi sızlamak deyince bir ders almayız. Gerçek anlamlı olan deyimler de var mı hocam? Gerçek anlamlı olan deyimler de vardır. Mesela diyelim ki yüzü kızarmak şöyle yazmak istiyorum evladım buraya. Yüzü kızarmak dediğimizde bu deyimimiz aynı zamanda gerçek anlamda içerir. Çünkü biz utanılacak bir şey yaptığımızda yüzümüz gerçekten kırmızılaşır, kızarır yani. Ama burada anlatılmak istenen yüzümüzün kırmızılaşması değil, utandığımızdır. Dolayısıyla yüzü kızarmak hem utanmaktır hem de gerçekten de yüzümüz de kızarır evladım atasözlerine baktığımızda şunu bilmemiz lazım. Damlaya damlaya göl olur. Damlaya damlaya çöl olur. Çok güzel söyledin. Damlaya damlaya çöl olur dedin. Bu bir atasöz değil. Damlaya damlaya göl olur atasözünü bu şekilde değiştiremeyiz. Ama damlaya damlaya çöl olur da esasında çok güzel bir söz. Niye? Çünkü biz musluğumuzu kapatmadığımızda böyle su damlalarının israf olmasına izin verdiğimiz zamanda ne olur? Damlaya damlaya suyumuz biter ve etraf çöl olur. Dolayısıyla israfı önlemek için e, mutlaka musluklarımızı sıkı sıkı kapatmalıyız. Asla israfa izin vermemeliyiz. Ama damlaya damlaya çöl olur diye bir e, atasözümüz yok. Özü normal orijinali damlaya damlaya göl olur. Yani küçük küçük birikimler büyük sermayelere ulaşmamızı sağlar diyor. Şimdi damlaya damla kuyu olur diyemiyoruz göl olur dememiz gerekiyor. Bak damlaya damla göl olur sence gerçek mi mecaz mı evladım? Hem gerçek hem mecaz anlam. Harikasın hem gerçek hem mecaz. Gerçekten de damla damlaya göl olur. 10 bin yıl beklersin damla damla bir göl olur. Ama Burada anlatılmak istenen o değil, burada anlatılmak istenen az önce söylediğimiz gibi mecaz bir anlam var. Küçük küçük birikimler, büyük sermayeler ulaşmamızı sağlar diyoruz. Atasözlerin çoğu da yine mecaz anlamlı. Terzi kendi söküğünü dikemez dediğimizde esasında terzinin işi dikmek. Yani şu gömleğin çok rahat bir terzi dikebilir ama kendi söküğü olduğu zaman dikemiyor. Niye? İnsan genellikle kendi sorunlarını, kendi yakındakilerine ait sıkıntıları rahatlıkla çözümleyemez. Onlara tam yardımı dokunmaz anlamında e, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bu kimler için söylenmiş evladım? İtfaiyeciler için söylenmiş. Hayır, itfaiyeciler için söylenmemiş. Evladım, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bir kişi hakkında bir söylenti varsa muhtemelen bir sebebi vardır anlamında. Gelelim diğer bilgilerimize. Şimdi bak gördüğün gibi terzi kendi sözünü dikemiyor. E, bazı atasözleri sadece gerçek anlamdır. Mesela son pişmanlık fayda etmez... Gerçek anlamlı. Veyahut da bugün işini yarına bırakma. Gerçek anlamlı. Dost ile ye iç alışveriş etme. Gerçek anlamlı. Bunlar da... ...aa burada şunu demek istemiş diyeceğimiz bir şey yok. Zaten gerçeği söylemiş. Ama terzi kendi söküğünü dikemez dediğimizde... ...veyahut da az önce söylediğimiz gibi... ...sen itfaiyeciler dedi ya yanlış anladın. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz dediğimizde... Aa, burada bir mecaz anlam var. Bu söz itfaiyeciler için söylenmemiş. Bu söz sular idaresi için söylenmemiş. Burada anlatılmak istenen başka bir şey var dediğimiz atasözleri mecaz anlamlı oluyor. Ama son pişmanlık fayda etmez. Burada gerçek anlamlı. Bazıları aynı veya yakın anlamlıdır evladım. Terzi kendi sökünü dikemez ve mum dibine ışık vermez benzerdir. Yani bir mum düşün mum yandığı zaman ışık verir etrafı aydınlatır ama dibi karanlık olur, gölge olur. Niye? Çünkü bu ışığın yansımasıyla alakalı bir şey. Mum dibine ışık vermez dediğimizde ise buradaki gerçek bilgiden ziyade anlatmak istenen aynı az önceki atasözümüz gibi. Yani bir insan kendi çevresindekilere, kendi yakınlarına faydası çoğu zaman dokunamayabilir. Bazıları zıt anlamdır atasözlerin. Fazla mal göz çıkarmaz, azıcık aşım ağrısız başım. Burada da ilk atasöz diyor ki yani fazla mal olsun o, o sıkıntı yok diyor. Diğeri ise çok fazla mal bize sıkıntı verir aşım yani yemeğim az olduğu zaman başımda ağrımaz diyor. Dolayısıyla birbirine zıt. Şimdi atasözü ve deyimler arasındaki farklara bakalım. Atasözleri ders verir, cümle şeklindedir ve tüm zamanlar için geçerlidir. Deyimler ise bir durumu anlatır. Söz grubu şeklindedir ve bir cümlenin parçası olur. Deyimler bir anlık durumu anlatır evladım. Şimdi gel seninle bir e, etkinlik yapalım. Yukarıdaki tabloda kaç numaralı cümlede burun sözcüğü deyim içerisinde kullanılmamıştır diyor. Şimdi hiçbir şeyi beğenmeyip her şeye burun bükerdi. Sence burada bir deyim var mı evladım? Burun bükmem diyor. Harikasın burun bükmek yani burun kıvırmak yani beğenmemek. Dağlarım oğalarım çiçeklerim burnunda tutuyor. Burada sence deyim var mı evladım? Burnunda tütmek. Harikasın burnunda tütmek yani çok özlemek onları keşke görebilsem diyor. Bu da yine bir deyim. Sıcakta çok kaldı için burnun kanamıştı. Burada bir deyim var mı evladım? Hayır hocam burada yok. Evet burada bir deyim yok. Burnu kanamış derken burada gerçek burundan bahsediyor. Burada bildiğimiz şu anda elimizde dokunduğumuz burnumuz. Bak böyle dokunuyorum. İşte bu burnumuzdan bahsediyor. Burada bir mecaz anlam yok. Dolayısıyla cevabımız üç evladım. Dörde bakalım. Kendine söz söyletmeyen burnundan kıl aldırmayan biriydi. Yani çok böyle e, kibirli asla eleştiriye tahammül edemiyor. Burada da yine bir deyimimiz var evladım. Şimdi gel biraz da resimlerle etkinlik yapalım. Mesela sence burada hangi atasözümüzü hatırlatıyor olabilir? Sizler de arkadaşlar sizler de tahmin etmeye çalışın. Newton yerçekim yasasını buluyor hocam. Newton yerçekim yasasını buluyor diyorsun. Gerçekten güzel espri. Newton e, hani böyle işte ağacın altındaymış kafasına bir tane... Elma düşmüş, yer çekimini bulmuş. Bu birazcık e, efsane olabilir. Ben Newton'la alakalı bir kitap okumuştum. Hani bu doğru olmama ihtimali var. Çünkü çok büyük gayretler, çok büyük emekler sonrasında yer çekimi kanunu buluyor. E, yani bir insan ağacın altında otururken bu şekilde bulamaz. Ama böyle bir şey yaşanmış da olabilir diyorlar. Fakat buradakiler elmaya benzemiyor. Neye benziyor evladım? Armuda benziyor. Armuta benziyor. O zaman hemen hatırlayalım. Armut piş, ağzıma düş. Armut piş, ağzıma düş. Burada armut piş, ağzıma düş derken yani hiçbir şekilde gayret sarf etmeden her şey hemence olsun diyen insanlar için kullanırız biz bunu. Halbuki öyle armut ağaçta pişecek ardından da ağzımıza düşecek böyle değil. Gayret sarf etmemiz lazım. Az önceki Newton örneği de öyle yani. Newton ağacın altında uzanıyormuş kafasına elma düşmüş yer çekimini bulmuş. Bu e, bu olay yaşanmış olsa bile Newton'un yer çekimini bulması bu kadar basit olamaz. Büyük emekler, büyük gayretler, büyük çalışmalar sonrasında gerçekten hayat hikayesini okudum ben bunu gördüm. E, bilim dünyasına çok büyük katkıları oluyor e, Newton'un. Şimdi Burada ne oluyor evladım? Biri boğuluyor hocam. Biri boğuluyor diyorsun evet. Biri boğuluyor gibi ama boğulduğu zaman ne yapacak? Ee, kurtulması lazım. Kurtulması için ne yapması lazım? Ee, yani birinden yardım istemesi lazım. Ama burada bir mecaz anlamlı atasözümüz var. Denize düşen yılana sarılır. Esasında bu tamamen mecaz anlamlı. Yani anlatmak istenen bir insan çok zor bir duruma düştüğünde hiç yardım istemeyeceği insanlardan bile yardım isteyebilir diyor. Şimdi burada bir gül var. Etrafında neler var? Diken var hocam. Diken var. O zaman bunlara alakalı bir atasözümüz vardı. Hatırla bakalım. Gülü seven dikenine katlanır. Harikasın. Gülü seven dikenine katlanır. Gülü seven dikenine katlanır. Yani sen güzel şeyleri seviyorsan bunlar için sıkıntı çekmeye de razı olmalısın. Gülü seven dikenine katlanır. Atasözümüzde yazalım. Burada ne oluyor sence evladım? Tavuk yiyor hocam. Tavuk yiyor ama bak dikkat etsin tavuğun tüyleri var üzerinde. Yani daha pişmemiş. <laughs> Burada birazcık tabii zor olmuş. Hatır için çiğ tavuk yenir. Hatır için Çiğ tavuk yerin. Yani bazen sevdiklerimizin ikna, e, sevdiklerimizi mutlu etmek için, sevdiklerimizi kırmamak için bazen hiç yapılmayacak şeyi bile yaparız diyor. Zaten mesela bir e, diyelim ki bir misafirliğe gittin. Hani çok e, beğenemediğin tam senin senin şekilde pişmemiş bir şey bile bazen böyle ayıp olmasın diye elinize sağlık yersin. İşte o anda sen hatır için, kalp kırmamak için çiğ tavuk yemiş oluyorsun. Evet şimdi çok güzel bir şekilde konumuzu öğrendik. Hadi bakalım iyi çalışmalar. Görüşürüz hocam.